Şimdi biraz tuhaf olacak ama bir de eski şeyleri revisit etmek istiyorum. Oradan da sana bir şey soracağım. Öyle izlediğin film ne var diye. Biz mesela Melisa ile Matrix izledik geçen gün. Aklımdaydı Matrix, biliyor musun? Çünkü ilk izlediğim günü hatırlıyorum. Geç kalmıştık sinemaya, o şey başladığı zaman hani cursor yeşil, siyah üzerine yeşil, orada girdim filme yani. Çok iyi hatırlıyorum. Ne izledik? Geçenlerde Big Lebowski mesela. Peki şey oluyor mu? Mesela senin açından şunu çok merak ediyorum. Big Lebowski'yi kaç sene önce en son izlemiştin bilmiyorum ama 10'dur, 15'tir belki. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Ben hep onu kaçırdım. Ha, ilk defa izledim. İlk defa izledim. Tamam. Çünkü hep aklımdaydı o izleyeyim diye. Huri dedi galiba geçen gün şunu izleyelim diye. Ama geri dönüp izlediğim mesela, onu düşünmem lazım ya. Geri dönüp ne izliyorum? Ben şimdi biraz yönetmen şeyine takıldım. Yani bir Christopher Nolan hayranı olduğum için. Mesela Christopher Wes Anderson, bir de tabii ki Kurosawa. Yani şimdi geri dönüp izlesem Kurosawa'nın filmlerini tekrar baştan izlerim yani. İşte ben o kadar şeyi yani nasıl söyleyeyim, çok fazla şey izlemiyorum. İzlediğimde de film değil, daha çok dizi izlediğimi söylemem lazım. Yani ben de dizi izliyorum tabii ki. Yani. Ama o tekrar izleme meselesinde çok takıldığım bir şey var. Mesela ilk izlediğinde sosyal medya yoktu. Yani Matrix'i mesela ilk izlediğimiz sırada böyle ya yazık, et yığınları olmuş insanlar, böyle bunlar da pil olmuşlar. Ne kadar üzücü bir dünya tasviri. Neyse ki böyle değil falan gibi bir, ama böyle bir risk var dikkat etmezsek falan diye izliyordum. Şimdi o oradaki görünen pil hale dönüşmüş et yığınlarından biri miyiz acaba diye kendimizi çimdikleyerek izlememiz gerekiyor. Ve bu bana şey geliyor yani, hani az önce yeni diye konuştuk ya, yeni bir şeyler dinliyor muyuz, yeni bir şey izliyor muyuz dışında. Bir de daha önce izlediklerimiz, daha önce okuduklarımız, düşündüklerimiz, duyduklarımızla bir tekrar hemhal olup onların bu sefer bize ne dediğine bakmak da eğlenceli geliyor. Evet, fakat bazen böyle kavramsal dünyalar yaratıyoruz kendimize, bu dizi ve film dünyasına kapılıp gidiyoruz. Ondan sonra hani diyorsun ya, çimdiklemek yani, aslında hani etten kemikten yapın ve buradayız. Hani nefes alıyoruz, hayatımız var falan. Hani bazen hakikaten o realiteye tekrardan kendini geri çekmek ihtiyacı hissediyorum ben. Yani ondan bir kopup, hani o hayal, özellikle sanat yaptığımız için. Ama çok güzel. Çok kolaylıkla, çünkü orada yok olabiliyorsun ama, değil mi? Evet. Yani ama hakikaten yok olabiliyorsun. Zaten. Yani ama sonuçta. Bence diğerlerini de ikna etmemiz lazım yok olmaya. Bizi geri dönmek yerine. Ama sonuçta yani hani bir sobayı kurdum ben. Hani yazlıkta onun üzerinde kestane pişiriyorum yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hani bir öyle anda hani o sıcak. Tabii canım. Tabii. Anladın mı? Gerçek hani, dünya yok demiyorum ama. Evet. Bazen yok oluyoruz yani. Ama onunla bunun arasında o kadar zannettirildiği kadar da bir fark yok yani. Çünkü mümkün olan bir şeyleri izliyoruz hep. Öyle mi diyorsun? Tabii. Peki Tenet'i izledin mi? Yok. Tenet'i bir izle, ondan sonra tekrar konuşalım. Tamam, tabii. Yani bu konuyla ilgili ben merak ediyorum, ne düşünüyorsun? Christopher Nolan'ın yeni filmi. Tamam, tabii ki izledim. Tenet. Çok. Yani şeyi, bunlar hep yönetmenlerin veya yazarların veya ikisinin birden bize önerileri, yani şöyle bir öneri. Bence dünya böyle bir yer. Bence dünya böyle bir yer olabilir. Olabilir. Bence dünya böyle bir yer olmasın falan diyorlar bize. Bazen de olmalı var. Olmalı. Evet. Olsa ne güzel olur. Evet. Bunlar üzerine düşünmek çok güzel bir şey. Bir de çok yakın yani, mesela evet öyle de olabilirdi. Hani şey gibi, rüyanda böyle pembe fillerle epistemoloji konuştuğunu görürsen rahat edersin. Çünkü rüya olduğu çok belli. Ama hani rüyamda senle şu anda bu sahnede bunları sohbet ettiğimizi görürsen bir irkilirim. Çünkü çok gerçek.